Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Caddebostan'dayım. Caddebostan'da Trek'te iki tane yeni arkadaşımız var. Size onları tanıtacağım şimdi. Trek'in en hızlı üyeleri buradalar. Bakın, bakın. Hiç lafı uzatmadan Trek'in en hızlı üyesi burada. Trek'in en hızlı üyesine geldiniz. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Sizleri sormalı. İyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan abi. Bu canavarlar ne? Bu canavarlar ne? Abi bu canavarlar biz de yerimizde duramıyoruz. Abi bunlar ne? Bunların arkasına bir şey koymuyoruz. İki gündür biz de çok heyecanlı bir şekilde bisikletleri incelemeye çalışıyoruz. Evet, Modo'nun 7. serisi mi abi? Evet, jenerasyon 7 dediğimiz serisi. Şu anlık 2 tane geldi. Hatta arkadaki i̇şte canavarımız hazırlandı. Belki arkadaşlar hemen fark etmiştir. Evet. Yeni sahibine ulaştı. Bir kırmızısı, bir de burada böyle göç harika bir rengi var arkadaşlar. Evet, şimdi bunları biraz tanıyalım. Bu canavarlar ne işe yarıyor? Evet, dediğim gibi Madon biliyorsunuz Trek'in amiral gemisi. En önemli, en güzel modellerinden biri ve şimdi işte bunun yenisi geldi. Ve şimdi size onu anlatacağız biraz. Evet. Evet efendim. Evet. Nereden başlıyoruz? Abi nereden başlayalım? Öncelikle abi şu bölüm. Hiçbir bisikletli olmayan bir bölüm. Aynen abi. Onun bizim ne olduğunu anlatacağız biraz sonra. Neden böyle bir tasarım var ve neden bu kadar hafif bunlar? Evet, öncelikle istersen abi herkesin çok merak ettiği o IsoFlow nedir'e girebiliriz. Aynen. Bu arada aslında çok fazla seni göstermeyeceğim. Tamam. Çünkü abi, herkes bana çok kızıyor ondan sonra niye bisikleti göstermiyorsun? Ben hiç göstermem abi. Bisiklet üzerinden gidelim. Aynen. Herkes bu bisikleti çok bekledi. Biz de yaklaşık Fransa turundan beridir bekliyoruz. Aynen. Yaklaşık 5-6 ay oldu. Üretimlerdeki o muhakkak ki sıkıntılardan dolayı. Evet, jenerasyon 7'miz mağazamıza geldi. IsoFlow aslında nedir? Onu ilk başta arkadaşlara iletelim. O kadrodaki delik ne işe yarar? Şimdi bildiğimiz üzere jenerasyon 6 olan modelimizde IsoSpeed dediğimiz bir teknolojimiz vardı. Arka tarafta bir mafsal sistemi ve ona uygun bir fermuar sistemiyle biz gövdemizi isterseniz en hafif, isterseniz en sert, isterseniz de en hafif şeklinde getirebiliyorduk. Yani bu aslında bizim konforumuzla ilgili. Konforumuzla da alakalı. İşte daha konforlu ve daha sert. Çünkü bazen antrenman yaparken abi biz yarışmıyoruz şu an. Biraz daha konforlu olalım dedikleri noktada onu devreye sokabiliyorduk. Evet. Şimdi jenerasyon 7 modelimizdeki en büyük özelliğimiz IsoFlow. Bu arada gördüğümüz o hafif çıkıntımız arkadaki aslında IsoSpeed'in yerine yeni esneme yerimiz bizim. Tabii bunu IsoSpeed kadar esnetemiyoruz artık ama o sürücü üstündeyken ki sizi biraz daha konfor sağlamasıyla aslında devreye giriyor. Ama mevzu buradan başlıyor değil mi? Mevzu aslında tabii ki ön taraftan başlıyor. Bu IsoFlow sadece bizim rüzgar akışımızı tek bir yerde toplayıp dışarı atmak adına yapılan bir sistem aslında o delik. Hani F1'deki arabalarda da bu tasarım çok fazla gözümüzün önüne giriyor ve çoğu spor araçta da öyle. Bu da bizim bir spor aracımız olduğu için aslında her şey ön kokpitten başlıyor. Ön kokpitte videoda da görecektir arkadaşlar. Alt konumlardan üst konuma doğru yaklaşık 3 santime kadar bir daralmamız var. Evet. Yani drop podlardan tuttuğumuzda bizi çok daha böyle dar bir alanda tutuş sağlayan bir moddur. Evet, yani şu bölüm daha daraldı. Evet abi, kesinlikle zaten karşıdan baktığımızda da kollar biraz daha böyle içe doğru durur. Hı hı. Aslında bu bize şunu sunuyor. Bu jenerasyon 7'deki gövde tasarımının aslında en büyük artısı da o. Rüzgarı birçok yerden değil de tek bir alanda toplayıp tek bir alanda çıkarmanın üzerine yapılmış bir sistem aslında. O da nedir? Sadece tabii gidonumuzdan değil, bu iş biraz da alın borumuzdan da başlıyor. Çünkü biz esasında rüzgarı ilk aldığımız alan ön kokpit tarafımız. Bizi burada 3 santimlik o daraltmayla aslında rüzgarı bir yerde toplamak istiyoruz. Ve o topladığımız rüzgarı sadece tabii gidonla değil ve alın borusuyla da alıyoruz. Jenerasyon 6'larda alın borumuz aslında şuradaki boğumu tekrar almıştı ama aşağı doğru dümdüz halde giderdi. Şimdi bundaki boğum aşağı doğru da biraz daha çıkıntılı ve bize burada bir kanal sunuyor aslında. O da bize neyi sağlıyor? Sürücü, gidon ve kadro üçgeninde bizi şu arada toplayıp
rüzgarı tek bir alandan daha fazla almamızı sağlıyor ki bu da hem sürücünün sürüş konforunu daha hakimiyeti olmasını hem de rüzgarı tek bir yerden alıp şuralardan dağıtıp buradaki işte en büyük o delik muhabbetimiz neden var söylememiz. Parçalı yerlerden rüzgarımız gideceğine tek bir noktadan hızlıca akış sağlasın diyedir aslında. Yani rüzgar direncini en aza indirgemek için yapılan bir sistem aslında bu. O yüzden bir delikli bir şeye karşılıyor bizi. Zaten şu an dünyada tek tasarımı olan bir bisiklet bu haliyle. O yüzden biraz daha aerodinamizmi yakalamış bir gövde yapısına sahip. Üst borumuz biraz daha inceldi. Daha düz bir kısma geliyor. Daha düz kesimlere sahip. Alt taraf borumuz da biraz daha böyle emondalara daha yakın, daha yuvarlak hatlara sahip bir boruyla geliyor. O da dediğim gibi rüzgarı tek bir alanda toparlamaya yönelik bir çalışma aslında. Ve şu göbek bölümü çok kalınlaşmış. Evet, göbek biraz daha kalınlaştı. Buradaki alanda o rüzgarı toparlama kıvamında fark edersen abi burada biraz daha böyle bir düz, sonra borumuz biraz daha yukarı gidiyor. Orada da işte o dediğimiz o rüzgar tünellerini tek bir yere toplamak amacı da yapılmış. Biz tam ki rüzgara yön verebilmek adına aslına bakarsan. Tabii bize en büyük katkılarından biri de aslında Modo'nun yeni jenerasyon 7'sinde hafiflik abi. Evet. Şimdi tabii ki IsoSpeed'de işte rulmanımız vardı, vidamız vardı. İşte buradan bir sıkıyorduk. Ekstra bir kapağımız vardı. Bunların hepsini bir kenara atıp artık daha yeni bir tasarıma geçtiğimiz için bu gövdede yaklaşık tam 300 gram daha hafif bir gövdeye sahip olduk. Yani Modo'lar yani, artık çok ağır bisikletler değiller. Yani bir aero bisiklete göre inanılmaz çok, yani yol bisikletine yani göre müthiş bir rakam abi. Neredeyse Emonda ile kafa kafaya bir şey kesinlikle var yani. Kesinlikle öyle abi. Yaklaşık Emonda ile artık aralarında böyle 300-400 gram gibi bir aralık kaldı. O açığı bayağı bir kapattı aslında. Ha. Ama tabii Emonda'nın farkı tırmanış kadrosu olması. Tabii ki. Yani sadece hafiflik değil artırı oradaki mevzu. Aynen öyle. Sadece hafiflikten değil, o daha dinamik, daha sert bir yapıya sahip bir bisikletimizdi. Modo'nun biraz daha bize düz parkurlarda işte daha hızlı, daha akışkan gitmemizi sağlıyor. Ve bu tasarım bize şunu da sağlıyor. En büyük değinmemiz gereken noktalardan biri. 45 km bölü saatlik bir hızda bize yaklaşık artı 19 watt daha sağlıyor bu bisiklet. Yani en hızlısından daha hızlı bir bisiklet. Sloganımız da o aslına bakarsan. Daha hızlı bir sürüş keyfini sağlıyor bize yani Modo'nun. O watts da işte bayağı saniyelerle sana tabii geri getiriyor değil mi? Saniyelerle yani. Kesinlikle abi. Kesinlikle saniyelerle geri geliyor. Kokpitte sadece bir daralmamız yok bu arada. Yeni bir entegre gidonumuz da var bu arada. Modo'nun yeni entegre gidonları artık binen sürücülerimiz de bilir. Aslında iki ayrı parça şeklinde geliyordu. Bu artık tamamen entegre olmuş bir gidon ve gidon boğazı diye geçer. O da bize rüzgardaki yine akışkanlığı ve tabii şu an elciklerden dolayı göremiyoruz ama sargılarımızdan dolayı. Hattımıza bakarsak eğer aslında şuradaki hattımızla neredeyse bütün geliyor. Elcik sarma yerlerimiz bir tık daha incedir. O da işte o rüzgarın alışını biraz daha aslında azaltmak için yapılan bir sistem. Peki gene. Bir yeni Modo'nda aerobar takılma şansı olacak mı? Yeni Modo'nda artık jenerasyon 6'ya göre bir aerobar takma şeyimiz yok. Yani üst kapak çıkarıp yeni bir kapak takma gibi aslında bu. Çünkü artık bu var. Çünkü artık bu var yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık yeni bir bunun da videosunu izlediyseniz bu arkadaş bizim canavar. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet, burada sele de zaten çok hafiflemiş. Selemiz de değişti. Selemiz, Aulus serimiz gene. Gene burnu kısa gelen selelerden biri. Tabii şu an en üst ekipmanlı bir bisiklete sahip olduğumuz için Aulus Pro diye geçiyordu önceden. Şu an artık Aulus RSL'e döndük. Aynı jant setimiz gibi. Bunda gene yeni bir yapıya sahibiz. Üst bölüm gene hemen hemen aynı ama alttaki raylarımız aslında biraz daha değişti. Yeni bir tasarıma sahip oldu ve yeni sele borumuz daha dik gelen bir sisteme sahip. Ve artık ışık vesaire aparatlarımız selelerin üzerinde geliyor. Onu da diğer bebeksi mavimiz olan gök mavi dediğimiz bisikletimizde biraz daha var. Burada sizi hani biraz ekipmanlar nasıl takılmış haliyle göstermek için artık bütün modellerimizde Emonda
Domane ve Madon'da ışık sistemimiz artık tek tipe döndü. Hepsi seli üzerinden aparatla devam ediyor. Evet, bakın burada. Hiç fazladan başka aparat almanıza gerek yok. Suluklarınızı böyle takabiliyorsunuz. Buradaki ikisinin renginden farklı bir tanesi bu SRAM. Evet abi, bu SLR, SLR 9 E-TAP diye geçen versiyonumuz. E-TAP biliyor ki arkadaşlar SRAM'ın en üst seviyelerinde kullanılan, yani Rival, Force ve Red'de kullanılan tamamen kablosuz wireless sisteme ve ANT'li sisteme uyumlu bir grup set. Evet, bu da Wahoo'nun SPD'si evet. Arkadaşlar. Onda da yeni Speedplay pedallar kullanıldı. Yani yeni kullanıcısı Madon'un ilk sahibi. O da yeni bir pedal sistemi denemek istedi. Evet, buradaki da modelimizde de yine SLR 9 diye geçer. E-TAP'e eklemiyoruz. Dreyse'in yeni 12'li sistemi var üzerinde. Şimdi arkadaşlar belki soracaktır. Power metreli gelmiyor Dreyse. Evet. Akıllarında bulunsun çünkü power metreliler daha yeni yeni üretime girmeye başladı. İşte power metreli göstereyim size bir tane hemen. Şu arkada power metreli. Türkiye'de bir tane bende var. Evet. O da Trek'te. Ve size birini tanıştıracağım arkadaşlar. Bakın. Şey versene. Evet, burada Madon'un ilk sahibi. Türkiye'deki Madon'un ilk sahibi. Biraz önce ilk sürüşünü yaptı. Abi, nasıldı? Evet. Muazzam. Ne aşırı var? Sessiz. Sende bir önceki serisi de vardı değil mi? Bende Madon SL6 vardı. Ona nazaran kıyaslanamaz bile. Aşırı sessiz, baya kuvvetli, rigid bir cihaz olmuş yani. Daha da deneyerek 200-300 kilometre sonra anlamış oluruz herhalde yani. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sürpriz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, burada kahve yerinde şöyle söyleyebiliriz bu arada. Evet, işte canavarlar burada. Artık bu da 56 kadro olarak sahibini bekliyor burada. Evet, gelip görmek evet. İsteyen... Bu satıldı, bu burada bekliyor. Arkadaşlar olursa eğer Caddebostan mağazasına bekleriz. Aynen. Ve evet, şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu bisikletleri burada yakaladıysanız almalısınız. Yani evet, eğer durumunuz varsa da böyle bir durum var. Çünkü yani maalesef bu segmentlerde her markada üretimde biraz sıkıntılar oluyor. Tabii ama... abi, sıkıntılar var. Bir de şimdi arkadaşlar belki SL serilerini de merak edecekler. Hı-hı. Şu anda sadece SLR versiyonlarda jenerasyon 7 üretimi var gövde olarak. SL'ler daha henüz gelmedi. Ama SL'leri ne zaman geçiş olacak, ne zaman hangi yılda geçiş olacak bilinmiyor ama şunu da unutmasınlar. Trek 6. jenerasyon dediği gövdeyi de bir köşeye atmadı. Onda da çünkü çok büyük mühendislik var. Bunu gene size 2023 model olarak sunabiliyor. Sizi sadece hangi tasarımı seviyorsanız o tasarımda ürün isteyebiliyorsunuz. Aynen, onlar da o canavarlar da burada zaten. O canavarlar da burada. Onlar da jenerasyon 6 dediğimiz serilerimiz onlarda. Aynen. Evet, teşekkür ederiz efendim. Abi biz teşekkür vallahi ederiz. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz abi, senin de ayağına sağlık. Gelip görmek isteyen her arkadaşı sonsuz bilgilerle buradan göndermek dileğiyle, sevgiler. Yeni canavarları tanıdık. Güzel. Aletler maşallah harika. Biz M10'da binelim şimdi. Ben Manavgat'a gidiyorum arkadaşlar. Manavgat'ta böyle 10 gün falan benim M10'da da size güzel 2023'ün ilk içeriklerini yapacağız inşallah. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.